Merhaba sevgili anne, bu sabah kalktım ve tabelamı oluşturdum. Bugün sizin için mimoza, pırasalı börek ve yoğurtlu alabaş yapacağım. Bunlar aynı zamanda yarın gelecek misafirlerimin menüsünü oluşturacak. Mimozayı hem mayonez hem süzme yoğurtlu alternatifli yapacağım. Pırasalı börek yapacağım. Yazım çok kötü biliyorum, böcek gibi okunuyor. Alabaşlı salata yapacağım ama yoğurtlu olacak bu. Detayları YouTube kanalımda ve Bebek Çocuk 7/24 Instagram'da bulabilirsiniz. Hadi başlayalım. Merhaba sevgili anne. Bugün babaanne usulü pırasalı ev böreği yapacağız. Bunun için 1 kilo pırasa lazım. Ben pırasalarımı ayıklamaya başladım. Güzelce soydum. Bir tane küçük soğanla soydum. Pırasaları hafif pişireceğim. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağı kullanacağım. Ayrıca ara katları için zeytinyağı su karışımı kullanacağım. Bunu ayçiçek yağıyla da yapabilirsin. Zeytinyağına alışık olmayan insanlar ayçiçek yağıyla da yapabilirler. Ya da alabiliyorsan avokado yağı kullanabilirsin. Kırmızı toz pul biber kullanacağım. Bir çay kaşığı. Bir çay kaşığı tuz kullanacağım. Yaklaşık 2 parmak kadar kaşar peyniri rendeleyeceğim. Pırasanın içine 5 tane yufkam var. Ve 2 tane yumurta kullanacağım. Bu yumurtalardan bir tanesi pırasa piştikten sonra iç harcı için. Bir tane de ayrı bir yumurta sarısı kullanacağım. Bir tane. O da üstü için, kızarması için. Şimdi ben pırasaları nasıl ayıkladığımı göstereyim. Şöyle kalın sap uç kısmını şöyle kesiyorum ve 2 kat soyuyorum. Hani içindeki ilaç değilmiş ya da kirli, üstteki kirli kısımları atabilmek için şöyle 2 kat soydum. Bu şekilde koydum. Şöyle yapıyorum. Börek için pırasayı çok küçük doğruyorum. Mesela bunu dörde bölüp şu şekilde küçük küçük ince ince doğruyorum. Yemeklik yapacaksanız daha büyük doğrayabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi küçük küçük doğruyorum. Şimdi ben bunların hepsini küçük küçük doğrayacağım. Soğanı en son doğrayacağım. Karbonatlı suda 10 dakika bekleteceğim. Ondan sonra bir tavada bir çay bardağı su, pırasa, soğan, az zeytinyağı, en sonunda tuzunu, pul biberini yumurtasına koyup iç harcımı hazırlayacağım. Hadi yapmaya başlayalım. Evet, böreğimin içini yapmaya başladım. Bir çay bardağı sıcak su ekleyeceğim. Yani yaklaşık yarım su bardağı. Pişmesi için. Çünkü yağda kavurmuyorum. Böyle şu an tavada çok gözüküyor ama bunlar sünecekler. Şimdi suyumu ekledim. Onun böyle kendi kendine suda sinip yumuşamasını bekleyeceğim. Arada da hafif hafif karıştıracağım. Pırasam piştikten sonra pişmeye yakın biraz zeytinyağını ekleyeceğim. Pul biberini ve tuzunu ekleyeceğim. Biraz ılayınca da kaşar peynir ve yumurtayı ilave edeceğim. Evet, şimdi bırakıyorum kendi kendine yavaş yavaş pişsin. Büyük başta orta ateşte açtım. Bir 15 kaynamaya başlayacak. Bir 10 dakika daha pişecek. Ondan sonra malzemeleri sırayla ilave edeceğim. Evet sevgili anne, pırasalarım pişti. Ben şimdi 2 yemek kaşığı zeytinyağı ile bir çay kaşığı tuz ve kırmızı pul biberi ekledim. Şimdi altını kapatacağım. Bir iki çevirip. Çünkü pişti artık. İyice harmanlanmasını bekleyeceğim. Zeytinyağını çok fazla yakmak istemediğim için son 2-3 dakikasında koydum. Çünkü daha fırında da 45 dakika pişecek böreğim. Evet, şöyle güzelce karıştıralım. Biber her yerine dağılsın. Pırasaları 10 dakika ben karbonatlı suda beklettim. Evet, harika kokuyor şu an pul biber. Pul biberi ben İpek Hanım çiftliğinden alıyorum. Buzdolabında saklıyorum. Bir tek pul biberi buzdolabında saklıyorum. Onun dışındaki unları bir de yulaf unu falan.
Onun dışındakileri çok fazla buzdolabında baharatları saklamıyorum. Bazen kekiği koyuyorum, kuru kekiği. Çok sıcak olunca hava. Bilmiyorum neden buzdolabında saklıyorum kırmızı tatlı biberi, pul biberi. Annem öyle yaptığı için ben de öyle yapıyorum. Siz neden olduğunu biliyor musunuz? Neden buzdolabında saklanır biber? Bir araştıralım bakalım. Evet, şimdi altını kapatıyorum. Evet, bu biraz soğuyacak. Yumurta ve kaşarı ilave edip böreğe başlayacağız. Merhaba sevgili anne. Yumurta ve bir su bardağı kaşarı da ekledim. Şimdi karıştırıyorum. Harcı 4 eşit parçaya ayırıyorum. 4 yufkadan yapacağım ben. Bir yufkayı ikiye böldüm sevgili anne. Yarım yufka bu. Şöyle göstereyim. Bir yufkanın yarısı. Şimdi önce yufkamızı ıslatacağım. Dörde böldüğüm harçlar vardı. Bunun her birini de ikiye bölüyorum. Bu şekilde alttan başlayarak rulo şeklinde sarıyorum. Tepsinin ortasına şurada baharat olacak. Şöyle rulo şeklinde gül böreği gibi sarıyorum. Bu ilk ortası oldu. Şunu da alttan geçiriyorum. Şurasını ucunu şöyle alttan geçirdim. Devam edelim. Bağladığım yerden sarmaya devam ediyorum. Tekrar alttan geçiriyorum. Şöyle bu şekilde kat kat devam edeceğim. Çevresini sara sara devam edeceğim. Evet, son yufkadayım. Kalan yağı bir adet yumurtaya ekliyorum.
Evet, böreğimiz şimdi 170 derece fırına 45 dakikada pişecek. İsterseniz üzerine çörek otu ekleyebilirsiniz ama ben bugün eklemeyeceğim. Ya da bir bakayım varsa. Maalesef şu an çörek otum kalmadığı için ekleyemeyeceğim ama çörek otu serpince harika oluyor. Hadi pişirelim. Evet, fırına veriyoruz. Evet sevgili anne, şu şekilde üçgen şeklinde servis yaptım. Bunu şimdi oğluma yedireceğim.